Hindistan'da Dubai Hills bölgesi çok revaçta olan bir bölge. Ya da Damak Hills yine şehre daha yakın kalan bir bölgede oluyor. Kiralar 200 bin dirhemden başlıyor. 250, hatta 260, 250, evet. 300 bin dirheme kadar çıkabiliyor. Dubai Hills. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugünkü konumuz Dubai'de bir aylık evin masrafları nelerdir? Bunlarla ilgili konuşmak istedik. Şimdi bu konuya başlamak için sanırım nasıl başlayacağız? Bence en önce en büyük giderle başlayalım. O da kira. Evet, kiralar. Dubai'de aslında kiralar dönem dönem çok değişiyor. Dolayısıyla biz şu anda 2023 Kasım ayı, hatta Aralık ayı içerisindeyiz. Bunu bu dönemdeki kiraları baz alarak bir hesaplama yapmaya karar verdik. Yani mesela bizim geçen sene şu anda oturduğumuz evin kirasıyla bu sene olan kiralar arasında dağlar kadar fark var. Hatta biz 2015 artış var. Yani hatta biz 2015 yılında geldiğimizdeki dönemdeki kiralarla 2020 dönemindeki kiralar ve şu andaki kiralar arasında da çok büyük uçurumlar var. Her 5 senede aslında bir... Aslında 2015'te geldiğimizde de çok çok yüksekti. Evet, yani şu andaki kiralar seviyesindeydi. 2015'i dengeledi diyelim. Evet. Yani korona döneminde, o 2020 döneminde kiralar dibi görmüştü. Yani şöyle söyleyebiliriz. Biz mesela işte ben ilk Motor City'ye taşındığımda o zamanki kiralar 75-80 bin dirhem civarındaydı. Bu arada kiraları... One bedroom. Kiraları senelik ödüyorsunuz. Biz de senelik fiyatlar üzerinden konuşacağız. 2020'de ise kiralar 45 bin dirheme kadar düştü. Hatta zorlasan 40 bin dirheme evet, kadar bulabiliriz. Evet, 40 bin dirheme kadar vardı ve şeydi, tabii ki Dubai'ye gelenler için çok büyük bir fırsattı. O dönemde ev alanlar vesaire acayip derecede kâr ettiler. Ama şu anda mesela Motor City'de bir odalı bir evin kirası yine 70 bin dirheme çıktı. Şimdi bugünkü videomuzda öncelikle biz iki tane fiyat karşılaştırması yapmak istiyoruz. Şu anda bir çocuklu bir ailenin 3 artı 1 bir townhouse'da yaşam giderleri nasıldır? Bir de yine daha önceki tecrübemize dayanarak iki kişinin 1 artı 1 bir evde yaşam masrafları nelerdir? Bunları ele alacağız. Öncelikle 3 artı 1 ev fiyatlarından bahsedelim. Şimdi biz daha böyle orta seviye olan bir semtte yaşıyoruz. Dolayısıyla kiramız diğer bölgelere göre birazcık daha uygun fiyatlı. Ama biz kendi kiramız üzerinden değil de 2023 yılının kiraları üzerinden konuşacağız. Çünkü bu daha gerçekçi bir yaklaşım olacak. Mesela Tansukar bölgesi veya Tilalalgaf bölgesi birazcık daha uygun fiyatlı townhouse'ların olduğu bölgeler. 3 artı 1 evin kiraları 150, 160, 165 dirham, 165 bin dirham civarı senelik fiyatlar üzerinden konuşuyoruz bu arada. Tilalalgaf'ta 170 bin de var. Evet, yani fiyatlar değişiyor ama genelde bu aralıkta oluyor. Ama mesela Damak Hills 2'ye giderseniz, Dubai South'a giderseniz kiralar çok düşüyor. 90 binden falan başlıyor. Tabii buralar çok uzak. Evet. Buralar bayağı kilometre yapmanızı gerektirecek yerler. Ki biz mevcut yaşadığımız yerde de Business Bay'de çalışıyoruz. Günlük 30-35 kilometre yol yapıyoruz. Onu evet, düşünürseniz bir üzerine bir 30-35 kilometre daha koyacağınızı hesaplayın. Ona göre kira ediyorsunuz. Tabii. Evet, eğer şehrin içine birazcık daha yaklaşmak istiyorsanız, mesela şu anda Dubai Hills bölgesi çok revaçta olan bir bölge ya da Damak Hills yine şehre daha yakın kalan bir bölgede oluyor. Kiralar 200 bin dirhemden başlıyor. 250, hatta 260, 250, evet. 300 bin dirheme kadar çıkabiliyor. Dubai Hills'de büyük ihtimalle 3 bedroom bir townhouse'un kirası minimum 300'den başlıyordur. 250 falandır. 250 bin dirhemden falan başlıyor. Bence ilanlara çok dikkat etmemek lazım. O ilanlar evet, genelde fake oluyor. Yani o 250 görüyorsunuz, o 270'dir, 280'dir, 300'dür. Çünkü ilanlar tamamen ilgi çekmek için oluyor. Arıyorsunuz. Aa, o kalmadı, başka bir tane verelim. Aa, ama bu 300. Elimizde başka var mı? Vallahi hepsi gitti, bilmem ne. Böyle artık şeylere de çok aşina olduk bu
şeylerin, komisyoncuların, emlakçıların numaralarını da çok aşina olduk. Evet. 1+1 evlerin fiyatlarına gelirsek yine Sport City veya işte Motor City bölgelerinde ev kiraları 55 bin dirhamdan başlıyor. Motor City'de şu anda 70 bin dirham civarında. Ama yine merkeze yaklaştıkça işte Business Bay olsun, Marina olsun, JBR bölgesi olsun, burada kiralar 90 bin civarından falan başlıyor. Tabii şimdi Türklerin mesela evet. Gözde mekanı burada Marina. Ama one bedroom 90 bin. Yani şimdi one bedroom'a 90 bin vermek istiyorsanız buyurun Marina'da bir sürü bulabilirsiniz şu an. Evet, bizim tercihimiz Motor City'den yanaydı ve Motor City'yi gerçekten çok seviyorduk. Etrafında işte restoranlar, kafeler, her şey. Süpermarketler çok fazlaydı. Hala da market alışverişimizde vesaire Motor City'yi tercih ediyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, 3+1 ortalama bir townhouse'un fiyatı 150 bin dirhem, 1+1 ortalama bir evin kirası da 70 bin dirhem olarak şu anda hesaplamalarımız için baz alabiliriz. Ev kiralarken bu arada şeyden de bahsedelim, kiraların nasıl verildiğinde. Kiralar çekle veriliyor burada genelde. Ev sahibiyle anlaşmanıza göre 1, 2, 3, 4, 6, 12 çek bile veren var. Ama burada resmi geçerli ödeme yöntemi şu an için çek. Onu da işte direkt ev sahibini bulursanız şanslısınız. Direkt ev sahibini bulursanız çünkü arada komisyon ödemiyorsunuz. Eğer arada bir emlakçı olursa onlara da bir komisyon ödüyorsunuz %5 gibi. Yani atıyorum 70 binlik kiralık bir yer bulduysanız 3500-4000 liran komisyonda arada emlakçıya veriyorsunuz. Tabii arada bunun depozitosu da var. Depozitosunu unutmamak lazım. %5'te depozito veriyorsunuz. İşte elektrik, su açılımı için de bir depozito yatırıyorsunuz. One bedroom'da bu şu an 2100 dirhem. Bunu da unutmamanız lazım. Yani buraya gelip oturacak arkadaşlar hesaplarını ona göre yapsın. O yüzden bu detayları veriyoruz. Evet. Biz mesela kiramızı 6 ayda bir ödüyoruz ve sürekli para biriktirmeniz gerekiyor bu kirayı verebilmek için. Çünkü 6 ayın sonunda bir anda bu kirayı verecek gücünüz olmuyor açıkçası. Evet, biraz böyle finansal becerilerinizi geliştiriyor bu da kira ödeme. Evet. İstanbul'da çünkü Aydana'ya maaşımızdan alıyorduk, veriyorduk. Alıyorduk, veriyorduk. Burada kenara atmanız evet. Gerekiyor ki kenara atmak. Ve evet, o parayı harcamamak gerekiyor. İnsanı zorluyor tabii. Evet, şimdi kiralar böyle. Kiraların yanında elektrik, su nasıl oluyor? Şimdi burada elektrik ve su DEVA denilen Dubai Electric and Water Authority diye bir yer. Yani İSKİ gibi düşünün. Evet. İSKİ'nin Dubai versiyonu. Burada elektrik ve su faturası birlikte geliyor. Birbirinin içerisinde. İşte buna çöp de dahil. Mesela çöp vergisini de bunun içine dahil ediyorlar. Municipality fee diye bir şey ekliyorlar bunun içerisine. Kiranızın %5'i, aylık kiranızın, aylık kiranıza denk gelen miktarın %5'i faturanıza ekleniyor. Bu sizin şehir verginiz gibi bir şey işte. Çöpünüzün toplanması, semtinizin temiz tutulması vesaire bilmem ne. İşte onlara tekabül ediyormuş. Mesela bizim kirayı göz önünde bulundursak ortalamasını 150 binin 12'de biri ne yapıyor? 10 bin küsür bir kiranın. 12.500'ün %5'i işte 600 dirhem zaten otomatikman evet. Bizim sadece o municipality fee'miz oluyor. Çok çok az kullandığımız birkaç ay olmuştu ilk taşındığımızda. İşte çok kıt harcamışız herhalde. 900 küsur bir faturamız gelmişti ama şu an ortalamada 1400 falan faturamız geliyor. 1+1'in DEVA masrafı da ona göre daha düşük evet. Oluyor tabii. Şimdi 1+1'in de kirasından daha düşük olduğu için onun %5'i daha düşük. Bir de daha tabii 1+1 bir odalı bir salonlu. Burada 3 oda bir salon artı bahçe sulanması vesairesi, dışarısı, osu busu. Yani herhalde bir 3 katını falan ödüyoruz şu an. 1+1'de bize yaklaşık sanırım 250-300 dirhem bir DEVA ücreti geliyordu. Ama şimdi şöyle bir fark var. Buradaki klimaların hepsi merkezi sistem. Yani merkezi sistem dediğimiz hepsi faturalara dahil oluyor. Yani bu DEVA faturasının içerisinde ödüyoruz aslında biz. Klimanın faturasını. Dolayısıyla aslında klima, elektrik, su
bunların hepsine 1400 dirhem diyebiliriz. Ama bir artı birde otururken şöyle bir şey vardı. Şimdi ev kiralarken iki tane ayrım var. Bir chiller free olması, bir de olmaması durumu var. Eğer chiller free ise bu demek oluyor ki elektrik, su faturanızın içerisine dahil bu. Ya da bunu ev sahibi işte yıllık ödediği servis charge'ları içerisinde ödüyor. Dolayısıyla chiller free bir eve siz ekstradan klimalar için bir para ödemiyorsunuz. Ama biz motor site otururken chiller free değildi evimiz. Dolayısıyla divanın yanında biz bir de Emicool denilen bir firmaya kullandığımız klimanın parasını ödüyorduk. Bu da aylık bize yaklaşık 500-550 dirham civarına. Minimumda 300 geliyordu. Evet. Kış yani aylarında. Evet, kış aylarında hiç yakmadığımız dönemde. Ortalama 400-500'e geliyordur aylık seneyi bulunca. Bir de 300 üstüne 300-800 aslında. Evet, aslında orada da yani neredeyse buraya yakın bir elektrik, su ve klima faturası ödüyorduk bir nevi. Burası daha mantıklı şu an chiller free olduğu için. Bunun dışında telefon kullanımlarımız bizim için ekstra telefon bir aylık masraf. Yani 320-325'tir hem 350'dir hem civarı. Yani çok esnek. Paketleri şey yapabiliyorsunuz, konuşup indirtebiliyorsunuz. Aklınıza yatan bir paket olursa ya işte şuna bir kampanya uygula falan. Mesela biz aynı paketi kullanıyoruz şu an Tuğba'yla. Tuğba daha yeni update etti, güncelledi kendi paketini. Kontratı bitmişti. İşte indirim ver, şöyle yap, böyle yap diye diye. Tuğba 320 dirheme yaptırdı paketi. Benim paketim 380 dirhem. Evet, ama şu anda, aynı. Evet, tamamen aynı paketi kullanıyoruz. 60 dirhem ucuza kullanıyor Tuğba şu an. Yani mutlaka pazarlık yapabilirsiniz. Bence. Yani daha doğrusu şöyle, ilk hatta aldığınızda değil belki ama kontratınızın bittiği dönemde Duyu arayabilirsiniz ve ben indirim istiyorum diyebilirsiniz. Ona göre size indirim uyguluyorlar. Ben yani son 4-5 yıldır bu yöntemi deniyorum ve Duo'dan indirim alıyorum. Duo olur, Etisalat olur bu arada. İki farklı burada şey var. Servis sağlayıcı var. İşte bizim Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi. Biz Duo kullanıyoruz çünkü onu kullanma sebebimiz de burada bölgeler var. Bazı bölgeler tamamen Duo hizmet veriyor. Etisalat da hizmet veriyor ama Duo altyapısıyla. Ne anladım o işten? Duo'dan alırım. Neden başka bir şeyden alayım da aynı altyapıyı kullandırayım? Bir de hani şey gibi, third party gibi, yabancı bir şeyden alıyormuş gibi. O yüzden Duo kullanıyoruz. Kolaylık olsun diye de telefon faturalarını da Duo'dan ödemek için onu da Duo kullanıyoruz. Yani bizim için aslında tek tercih sebebi yaşadığımız bölgenin Duo bölgesi olması. Bunların yanında şu anki evimizde biz doğalgaz kullanıyoruz ve bu doğalgaza bir ekstra yine ücret ödüyoruz. Bunun ücreti makul bir ücret. Ayda 100 dirham falan gibi bir şey ödüyoruz. Ama bu sadece ve sadece ocak için. Evet. Ocak ve fırın için. Yani öyle evin ısınması falan, zaten evi ısıtmak gibi bir derdimiz olmadığı için. Evin ısınmasına değil, sadece ocak için kullandığımız gaz, o da aylık 100 dirhem. O da çok makul, hiç bir şey değil yani. Ama motor sizde böyle bir masrafımız yoktu mesela. Orada elektrikli ocak kullanıyorduk. Dolayısıyla herhangi bir gaz masrafımız yoktu. Bunun dışında benzin masrafımız var. Ben yine haftada genelde 2-3 gün evden çalışıyorum. Dolayısıyla aslında arabayı çok kullanmıyorum. Hafta sonunda genelde Serhat'ın arabasını kullanıyoruz. Dolayısıyla benim aylık böyle 200 dirham falan, yani bir depo falan benzin doldurma gibi bir ihtiyacım oluyor. Ama Serhat genelde müşteri ziyaretlere gidiyor. Haftada bir en az bir depoyu dolduruyorum ben. Ortalamada da %180-190 dirhem desek tek depo. Aylık 800 dirham civarı. 800 dirhem civarı bir şeye geliyor. 200 dirham da benimki oluyor. Bin yaklaşık dirhem. 1000 dirham bir benzin ihtiyacımız oluyor. Bunun dışında market alışverişimiz var. Şimdi biz 1+1 evde yaşarken market ihtiyacımız, şimdi 2 kişi olduğumuz için daha azdı. Yaklaşık 2000 dirham civarı bir market alışverişimiz oluyordu. Ama şimdi büyük eve geçmemizle birlikte, evet aylık, büyük eve geçmekle birlikte işte ailelerimiz bizi çok sık ziyaret ediyorlar tabii ki Ege'den dolayı, çok özlüyorlar Ege'yi. Şimdi Ege'ye bakan bir yardımcımız bizim de oluyor. Ege'nin
ayrıyetten ihtiyaçları olduğu için market ihtiyaçlarımız da iki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla aylık 4000 dirham falan bir market ihtiyacımız oluyor. Şimdi son kalem olarak da bakıcı masrafımız var. 1+1 evde yapışarken ikimizlik ve çocuğumuz olmadığı için herhangi bir bakıcı ihtiyacımız yoktu. Ama şimdi bu büyük bir eve taşınmamızın aslında bir nedeni de 1+1 evde bakıcıya kalacak yer olmaması. Dolayısıyla şu anda ben çalıştığım için Ege'ye bakması gereken birine ihtiyacımız vardı. Ve yatılı bir bakıcı almaya karar verdik. Bunun bize maliyeti de aylık 3500 dirham oluyor. Şimdi bütün masraflarımızı alt alta topladığımızda şurada ekrana, şuraya bir yere bırakacağım. Benim yaklaşık hesaplamalarıma göre 3+1 townhouse'da yaşayan çocuklu bir ailenin ortalama masrafı 22 bin küsür civarı oluyor. 1+1'de 2 kişilik bir ailenin ise masrafları, onu da şöyle bırakayım. O da yaklaşık 10.500 civarı bir şey tutuyor. Yani aslında çocuklu ve çocuklu olmamanıza göre birazcık masraflarınız değişiyor. Şimdi tabii bu verdiğimiz rakamlar, bu verdiğimiz değerler tamamen bizim kendi hayat standartlarımıza göre düzenlediğimiz şeyler. Siz daha iyi bir şartlarda yaşayabilirsiniz. 22 bin dirhem değil 30-47 bin dirhem harcayabilirsiniz. Ya da biraz daha sıkabilirsiniz. Gayet doğal, sıkılabilir. Yani daha uzak bir yerde ev kiralayıp, daha küçük bir ev kiralayıp ya da işte biz çok dikkat etmiyoruz faturalarımıza, daha faturalara dikkat ederek, daha alışverişe dikkat ederek tabii ki bu rakamları kısabilirsiniz. Yani şöyle söyleyebiliriz, biz Dubai şartlarına göre ne lüks yaşayan bir aileyiz ne de böyle darı darına, yani böyle ucu ucuna yetecek kadar yaşıyoruz. Ortalama ihtiyaçlarımızı ortalama şekilde yaşıyoruz ve kenara para da biriktirmeye çalışıyoruz. Bunu baz alarak bizim masraflarımız bu şekildeydi. Umarım bu noktada size bir nevi de olsa yol gösterebilmişizdir. Daha merak ettiğiniz bir şey varsa alta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu konularda da size yardımcı olmaya çalışırız. Buraya kadar izlediyseniz şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz.